böyle güneşli ama duruyorsun açıkta falan filan, neyse işte. İstanbul havası işte. İstanbul havasına pek güvenilmez. Öyle midir gerçekten? Evet, İstanbul her şeyine güvenilir. İstanbul. Hakemlere pek güvenilmez. Hakem. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne oluyoruz ya? Değil mi Sinan abi? En ya? Sevdiğimiz oyun futbol. Futbol. Halkın, çoğunlukta yaşayan insanların, özellikle dünyada diyelim, belki değişiyordu ama Türkiye'den örnek verirsen %80'inin, %90'ının en çok sevdiği oyun, spor, eğlencesi futbol. En büyük para futbolda dönüyor. İddialar eklendi bilmem ne, yani diyebileceğin müthiş bir, astronomik bir rakamların olduğu bir futbol endüstrisi. Aynen öyle. Gel gelelim, bu futbolu yönetenler demeyeyim de bu futbol maçını yönetenler son derece yeteneksiz, son derece korkak, son derece standardı olmayan, basiretsiz hakemler bu insanların mutluluğuyla ilgili karar veriyorlar her hafta. Çaldıkları düdüklerle, verdikleri kararlarla bu futbola, insanların en mutlu olduğu bu oyuna yön vermeye çalışıyorlar. Eskiden 3 tane hakem vardı. Bir tane kenarda, bir tane takım elbiseli amca vardı. O değiştirirdi bizim zamanımızda. 4. hakem sonradan ilave olduydu biliyorsunuz. Oyuncu. Şimdi varlar da var, onlar da var. 5 dakika varda bekliyorlar. Bir tane karar vermek için, ölçüp biçmek için. Öteki taraftan bakıyorsun, korkak bir hakem. Korkak bir hakem. Babası bu kadar değildi. Babası iyi hakemdi. Galip Hoca. Galip Bitigen'in oğludur. Bugünkü Abdullah Bitigen. Ama bunun da bir günahı yok. Çünkü arkadaşları da böyle. Bir tek bu değil. Ya penaltıyı bile çal ver, korkma kardeşim ya, gözünün önünde. Onu bile vara bıraktırıyorsun. Ya niye korkuyorsunuz arkadaşlar? Bunlara teslim olmuşuz. Yani biz televizyondaki yorumcular, futbol severler, en büyük aşkları, tutkusu olan futbolu bu korkak, standardı olmayan, acemi, yeteneksiz hakemler buna yön veriyorlar. Bu maçları yönetmeye çalışıyorlar. Ya arkadaşlar, şimdi bunların hepsine birisi farklı mı bir kural anlatıyor, birisine bir hakem hocası, ötekine farklı bir kural mı anlatıyor hakem hocaları? Bunu anlayamıyoruz. Yani farklı mı bu kurallar? Yani veya değişiyor mu haftalık haftalık? Neyse odur, hepsini uygulayın. Herkese aynı derecede olun. Niye korkuyorsunuz? Ve futbola yön vermeye çalışıyor bu hakemler. Futbolu yönetmeye çalışıyorlar. Onu da yönetemiyorlar. Maçları da yönetmeye çalışıyorlar. Onu da yönetemiyorlar. Varcılar var. Varcılar da 2 saat anlatıyor, onu anlatıyor. Gel pozisyona bak, oradan atlı. Ya belli kardeşim, pozisyonlar 3 saniyelik, 5 saniyelik işler. Bu kadar maçlarda 9 dakika, 10 dakika uzatmalar oluyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu Türk futbolu bu hakemlerle falan. Bak, hiçbir yere varamayız. Zaten Avrupa'daki halimiz belli. Her geçen gün aşağı doğru futbol gidiyor. Ama bir numaralı sorumlusu, tamam kötü transferler ama bu kötü yöneten hakemler. Bu korkak hakemler. Ertem. Tabii. Net söylüyorum. Çünkü birazdan görüntüleri haftalık değerlendiriyoruz. Ortaya koyacağız. Şöyle gelelim mi Sinan abicim? Bu arada tekrar söylüyorum. Bize YouTube sayfamızdan, Beyaz Futbol YouTube kanalımızın sayfasından yazabilirsiniz. Bol bol yorumlarınızı. Sinan abinin Instagram adresinden yazabilirsiniz. Benim Instagram adresimden yazabilirsiniz. Şimdi bir ekrana Sinan abi alıp bir şey verebilir misiniz? Pozisyonları. Kaleci Altay'ın penaltı pozisyonu çok enteresandı. Kurtardı ama hakemin de nerede olduğunu görmek istiyorum. Hakemin nerede olduğu görüntünün içerisinde vardır mutlaka. Burada Sinan abicim. Şimdi bu pozisyon, şu kural, ya yani kural diyor ki kaleci çizgiden çıkmayacak. Şimdi bir dakika. Bu gol oluyor mu? Oluyor. Bu pozisyon gol mü? Hayır. Değil. Kaleci Altay kaçırıyor. Kurtarıyor. Kurtarıyor değil mi? Tabii. Kurtarıyor. Ondan sonra Fenerbahçe gol atıyor işte. Bundan pozisyondan sonra gol atıyor değil mi? Hemen. Ama oyunu başlatıyorsun. Başlatıyor. Burada ne oluyor? Burada bir emek hırsızlığı oluyor. Yani oyunu oynatıyorsun. Fenerbahçe'nin emeğini mi çalıyorsun? Oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Bir hakem için en talihsiz, en zor karar.
Şimdi burada normal ölçüde ben bu hakemleri anlamıyorum arkadaşlar. Ey sevgili kural hocaları, hakem hocaları neyseniz, federasyondakiler. Ya arkadaş, bu hakem niye affedersin poposunu döner futbolculara? Ya hakemin duracağı yer bana göre şu çocuğun nedir ceza o? Yayının... Altay yok mu kaleci, evet, Altay'ın? Evet. Altay'ın sağ tarafına doğru geleceksin. Ceza yayının altı pas çizgisi yok mudur Ertem'ciğim? Doğru. Orada duracaksın ki doğru. Hem oraya bakacaksın. Doğru. Tamam mı kardeşim? Evet, evet. Hem oraya bakacaksın. Aynen hem öyle. Hem de bunu bravo. O an sen o an tekrarlayacaksın. Bravo. Çünkü göremiyorsun. Bak nereye bakıyorsun Ertem? Bak arkanı görmemişsin. Hiçbir şey görmüyorsun şu anda. Bu top bakın. Sadece penaltı atanı görüyorsun. Bu top vurulduğu an 2 metre daha hoca hakemin yanına geliyorlar. Arkada 3 tane içeri girmiş adam var. Evet. Şimdi burada yazık değil mi? 2 tane. Yazık değil mi? Şurada sen Fenerbahçe takımına bakıyorsun. Bugün Allah'tan ki Fenerbahçe buradan bir puan aldı. Fenerbahçe bugün yenilseydi kıyamet ortalık koparmaydı. Yangın yerine falan da dönerdi. Ama işte sonuca göre konuşmamak lazım. Hakem hani hakem evet tamam bugün hakeme bir şey demeyelim kazandık ama hakem hataları var. Hayır abi o zaman da anlatacaksın. Şimdi burada kural ne diyor? Bunun tekrarlanması lazım. Yok. O an zırt diye düdüğü çalacaksın. Kaleci ya eskiden Ertem, çizgiye basmadığı için. Biz çoban gibi affedersin yanlış anlamasın. Yani koyun gibiymişiz çoban gibi bunlar da maç yönetmişler. Evet. Biz bakmışız bunları yıllarca bunlar bizi kandırmışlar. Öyle. Vatalara falan göz yumulmuş. Öyle. Gitmiş buyurun. Şimdi şunu. Kaç tane takımın bir kere bir, emeği çalındı belki de. Hakemin burada pozisyon hatası var. Var. Net. Var. Dönelim Malatya maçına dönelim. Geçen haftaki Malatya maçına. Gösterir misiniz? Malatya maçında kaleci Farhan. Malatya maçına dönelim. Emre Belezoğlu geliyor. Yeni geniş Malatya alalım. Spor Fenerbahçe maçı. Yok yok Göztepe'yi at oradan. Göztepe'yi atabiliyor muyuz? Göztepe'yi at tek tek verelim. Yok atılamıyor. Tam ekran veriyoruz. Sağ al beni. Şimdi. Beni de al. Beni al. Alt yazıyı al. Evet görüntü bu Sinan abicim. Şimdi. Kaleci Farnol da çıkıyor. Hakeme bakın yine nerede? Nereye bakıyor? Aynı şekilde. Dediğin bakın, doğru. Hakeme bakın. Şimdi bunu tekrarladı mı? Tekrarlamadı. Tekrarlatmadı. Tekrarlatmadı değil mi? Evet. Bakın kaleci nerede? Gel önde, bana. Önde. Tamam böl. Anlaşıldı pozisyon. Bu alttaki pozisyon gol oluyor. Normal pencereye dönelim. Bu alttaki pozisyon gol değil mi? Gol evet. Oluyor, gol oluyor. Evet. Alttaki pozisyon gol oluyor. Değil mi? Hayır, ikisi de kaçıyor. İkisi de bu, kaçıyor. Alparslan'ın kaçırdığı pozisyon. Kaçırdığı pozisyon. Tamam. Gol alan pozisyonu getirmişsin. Bakın, bu yeni Malatyalı. Bakın hakem nereye bakıyor arkadaşlar? Hakemin durduğu yer, geçen hafta Ahmet Hoca da buradayken söyledim. Hakem yanlış yerde duruyor. Hakem arkaya bakmıyor. Esas olay gol yerine olan pozisyon bu Sinan abi. Efendim? Alparslan'ın ikinci kez penaltıyı kullandığı anda topun ağlara gittiği bunun da vuruş. Bunun da iptal edilmesi lazım. Kurtarsa yine ama olur mu? Kurtarmasa da iptal edeceksin. Bak kaleci nerede? Yine önde. Bakın futbolcular al Ertem'i beni. Al Ertem'i beni. Yine önde. Doğru. Bu da tekrarlanması lazım. Hayır. Bu soldan oyuncular var gibi. Bakın nerede duruyor hakem? Bakın. Buyurun. Evet aynı şekilde. Buyurun. Evet. Aynen dediğiniz yerde. Ama Sinan abi çok güzel bir şey yakaladım. Bir... Bakın arkadaşlar. Deminki pozisyonu getir Fenerbahçe şey maçını getir. Veya... Sinan abi bunun tekrar kullanılması gerekmiyor mu? Bu tabii canım bunun tekrarlanması lazım. Bunun da şey iptal pardon tekrarlanması lazım. Bunun da tekrar pardon. Edilmesi gerekiyor. Bunun da tekrarlanması lazım. Bakın ama hakem doğru yerde duruyor. Burada doğru yerde ama duruyor. Korkuyor. Ama neden? Korkuyor. Korkuyor. Niye korkuyor? Hata korkuyor. İşte daha önce onu tekrarlattırdım bunu tekrarlatmazsam falan. Buyurun. Şimdi bakın. Bak arkadaş. Bak birinci bir hakem. Bak hakeme bak. İkinci de doğru yerde duruyor. Gördünüz mü? Ya ben hakem değilim. Doğru. Öyle bir karıştık ki şu anda. Emre Belezoğlu diyorum. Emre Zabunoğlu. Emre'ye teşekkür ediyorum. Gol olan pozisyon tekrar edilmez. Doğru. Ya tamam da. Tekrar edilmez. Emre teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Tamam edilmez. Ertem değil yok. Ama istese eder. Eder. Her şey yaparlar. Niye istese eder? Niye etmesin her şeyi ya? Yaparlar. Nerede kural var? Kitapçık ne? Kim kural? Her dakika kural değişiyor. Yok, gol olursa tekrar edilmiyor ya. Tamam da değişiyor. Merak etme sen onu. Her hafta değişiyor. Şimdi, yağmur sesini duyuyor musun? He? Yağmur sesini. Şimdi gördünüz mü hakemin durduğu yer arkadaşlar? Bakın Alparslan'ın ikinci attığında yani bu pozisyon şu ilk pozisyon durduğu yer
Bu soldaki pozisyon gol olan pozisyon mu? Değil. Soldaki gol. Pozisyon bu gol. Buradaki pozisyon gol. Oradaki pozisyon değil. Doğru durduğu yerdeki pozisyon gol. Ama yanlış durduğu yerde şurada. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sağdaki, yani benim Ertem'in üstündeki pozisyon, Ertem'in üstündeki pozisyon, bunu o an, çünkü arkasını görmediği için, bunu o anda VAR bu pozisyonu durduruyor. Yani Rodriguez'in gol attığı pozisyon bu. Çünkü niye? Yanlış yerde durduğu için o anda oyunu durdurmuyor. Yani penaltıyı tekrarlamıyor. Sinan abi. Pozisyonu görmüyor Ertem. Evet. Çok güzel bir soru. Pozisyonu görmüyor. Çok güzel bir soru var. Oğuz Karakaş Instagram'dan soruyor. Sana ve bana. İkimize birden. İkimizi de etiketlemiş Instagram'dan. Evet. Sinan abi, Ertem abi. Bugün maç Kadıköy'de oynansaydı neler olurdu? Yani bu kararları, atış... Bu kararları veremezdi. Net. Çok daha net. Farklı kararlar verirdi. Dönerdi. Fenerbahçe'nin golü farklı. Sayılır mıydı? Mesela Emre Belözoğlu'nu mesela atması lazım iki sarı karttan. Şimdi... Sayın Semih Özsoy konuştu ama Altay, bakalım ne diyor. Kaleci Altay pozisyonla ilgili diyor ki, bir gelsin ekrana, grafikte neler söyledi bir görelim bakalım. Kaleci Altay'ın açıklaması. Geçen hafta Malatya Spor maçında Farnol'ün kurtardığı penaltıda bariz öne geldiğini hepimiz gördük. Penaltıda kalenin içinden o topa yetişme olasılığın yok. Bir adım öne çıkmak zorundasın. Bunlar iyi değerlendirilmeli. Geçen hafta biz penaltı kaçırdık, o penaltı sayıldı. Diyor. Burada aslında isyanı var. Şunu söyleyeceğim ama zaten FIFA bunun için bu kuralı koyuyor. Yani diyor ki gol olsun. Penaltı gol olsun. Yani kaleci ama... kurtarmasın diye. Yani bunun gole dönmesi için zaten bu kuralı koymuş. Bence yoruma baktığımız zaman. Bak şuna zaman... bakın. Şimdi şu pozisyon, bakın dikkat et. Hakemin durduğu yere bakın. Ayaklarına bakın, hakemin kırmızı görüyorsun. Hı hı. Bu Emre'nin, değil mi, Malatya maçı bu. Malatya maçı. Bak şurada hakem çünkü Emre'ye bakıyor. Doğru. Orayı görmüyor Ertem. Doğru. Bunu normal ölçüde bu pozisyonun tekrarlanması lazım. Tekrarlanması. Bu penaltı bu. İşte haklı şimdi Fenerbahçe. Sadece kalecinin hatası değil. Burada hakemin de hatası var. Hakemin mi hatası abi? Var zaten. Hayır, kalecinin bir hatası yok ki. Hayır. Kaleci çıkıyor. Kaleci zaten uyanıklık yapıyor. Kaleci öne çıkıyor kurtarırsam diye. Tamam mı? Ama arkada bak kaç tane futbolcu var. Hı hı. Ama hakem nerede? Bugünkü hakem nerede duruyor? Alparslan'ın gol attığı, evet, pozisyondaki hakem nerede? Doğru yerde. Tam altı pas çizgisinin köşesinde duruyor. Doğru yerde. Her yeri görüyor çünkü. Evet. Her yeri görüyor. Ne oldu? Tam pozisyonu göremedi. Döndü top, kontroldü. Rodriguez gol attı. Hı hı. Çünkü niye? Göremedi. VAR gördü. Hı hı. Durdurdu. Etti falan filan. Ondan sonra çağırdı. İptal etti. Çok adam içeri girmişti. Çünkü kendin görmüyorsun. Abi VAR olmasa ne olacak? Yani Fırat Aydınus deyim yerindeyse ipten aldı. Bak Fırat Aydınus büyük kıyak yaptı Galip'e. Hı hı. Ama şimdi Galip doğru yaptı. Diyelim yaptı. Peki geçen hafta niye yapmıyor? Geçen hafta Mustafa Öğretmenoğlu hatayı yapan hakem aslında. Fırat burada doğruyu yapan hakem. Fırat kurtarıyor. Tabii. Fırat bunu ipten aldı. Doğru. Bak Fırat ipten almış. Ama diyorum ya bak. Sen şimdi korkuyorsun. Penaltı. Gustavo'nun pozisyon. VAR'a gidiyorsun diyorum ya. Neden biliyor musun Sinan abi? Korkmayın kardeşim. Neden biliyor musun Sinan abi? Geçen hafta hatta sen buna değinmiştin. VAR'da geçen hafta Malatyaspor Fenerbahçe maçında Mustafa Öğretmenoğlu vardı. Ortada Mete Kalkavan vardı. Mustafa Öğretmenoğlu Mete'ye diyemez bence. Ya diyecek geldi. Abi. Fırat diyecek. Burada Abdülkadir'e der bak. Ki Abdülkadir'e gel. Abdülkadir ama gel. Bak. Bir bak, bak tekrar ettir. Sevgili Nihat abimize söylüyorum. Nihat Özdemir'e. Ve orada Zekeriya abi. Sorunu var. Arkadaş bakın bu hakemleri çağırın. Arkadaşlar ya niye korkuyorsunuz? Ya gözünün önünde adam basmış. Sen görüyorsun. Penaltı vermeye niye korkuyorsun kardeşim ya? Delirtmeyin bizi ya. Bak bu kadarcık da yani bu en sevdiğimiz futbol ne hale getirdiniz ya? 5 dakika bekliyoruz. VAR'dan beyler haber verecekler de pozisyon penaltı mı? Oradan ofsayt mı? Girdi mi? Yandan çıktı mı? Burnum önde, ayağım önde falan filan. Bunlarla mı uğraşacağız? Bu kadar zor mu bu işler ya? Yan hakemler falan. Eskiden aslan gibi yönetiyorlarmış. Şimdi bakıyorsun. Bu pozisyonda Abdülkadir Hoca korkak. Yanlış anlamasın. Yani pozisyonda korkak. Konusunda. Pozisyonda korkak. Penaltıyı vermeye korkuyor. Hı hı. Onu da Fırat'a bırakıyor abisine. Hı hı. Aman Fırat abi sen karar ver diyor. Aman bana yardım. Çünkü niye biliyor musun? Hakemler heyecanlanıyor artık. Doğru. Korktukça korkuyorlar. Ben 20 sene önce korkma kudüsü dediğim zaman bana kızdılar. O zamandan başlayan korkaklık başlamıştı. Kaç sene önceydi Sinan abi? 2002 falan. 2002-2003 sezonu. Yani 17 sene önce söylediğim zaman korkma kudüsü. Buradan da selam olsun Kudüs Hoca'ya. Yani
söylemek istediğim Ertem'cim, bu hakemlerimiz bu korkaklıklarında, bu standartsız yönetimleriyle bizim işimiz çok zor. Zor. Bak inan diyorum belli sana. Bir standartları olması lazım. Abi bir hafta farklı bir kural uygulanıyor, bir hafta farklı kural. Şimdi Fenerbahçe camiası bugün isyanında sonuna kadar haklıdır. %100. Sen geçen hafta benim penaltımı diyor, kardeşim niye tekrarlamadın? Bu hafta tekrarlıyorsun, o zaman niye tekrarlamıyorsun? Haklı tabii. Galatasaraylılar da söylüyor, Beşiktaşlılar da söylüyor, Trabzonlular da yani aynı. Fırat, bugün Fırat ona olmasaymış bugün iyice skandal işler yaparmış, ben sana söyleyeyim. Bak Fırat evet. Olmasaymış, başka onun gibi çömez bir adam olsaymış vardı Ertem, daha bu yardımcı olamazdı. Çünkü işi Fırat'a bırak. Bugün maçı Fırat yönetti. Havalimanı görüntüleri geliyor Sinan abi konuşurken. Ben sana sezon başında söylemiştim. En önemli şey var dedim, var. Vallahi öyle dedin. Allah çarpsın. Hatta şunu söyledin. Dedin ki bakın vallahi söyledi Sinan abi, sezonun ilk programıydı. Aynen şunu söyledi. Dedi ki gerçek dedi, maçı dedi yönetecek hakemler vardaki hakemler dedi. MHK'ye seslendi. Aynen öyle. Öyle dedi. Diğer hakemler falan dedi. Orta tamam, hakem var orta hakemler abi, dedi. Var. Öyle ortada gezecek. Var önemli var. Dedi. Vardaki hakemler. Şunu tekrarlayalım mı o zaman Sinan abi? Vardaki hakemler mesela Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan gibi önemli hakemler. First class hakemler, birinci sınıf hakemlerin hepsi orta hakemler yerine vardaki hakemler olmalı. Çünkü var karar veriyor. Var çok önemli. Şu an o. Çünkü orta korkuyor. Niye misin? Var önemli biliyor musun Ertem? Şimdi bir karar alacaksın üstünden ya. Üstünden atıyor. Sen şimdi bir karar alacaksın ya evet. Programla ilgili. Evet. Kritik bir karar değil üzerinden mi? Üzerinden atıyor. Aman diyorsun Ahmet Hoca da gelsin. Sinan abi de gelsin. Abdülkerim Hoca da gelsin. Ümit de gelsin. Hep beraber. Çünkü bu sıkıntı. Üzerime kalmasın karar. İhale. Ama var da böyle işte şu evet, an. İhale şu üzerime kalmasın. Şu an futbolun durumu. Vallahi doğru. Yani sen bir kritik karar almak istiyorsan tamam mı Ertem'im? Yani gideceksin buradan Osman Gökçe'ye bir şey söyleyeceğiz değil mi mesela? Bir şey yapacağız. Evet. Önemli bir şey var. Abi ben değil Sinan abi hep beraber yapalım. Bu riski ben tek başıma üzerime bravo. Almıyorum. Şu an Türk futbolunun içinde bulunduğu hakemler bu durumda. Doğru. Aman diyor kardeşim bu varcılar, bu varcılarla bu varcı. Onun için ben buradan söylüyorum Zekeriya abiye, sevgili Zekeriya abi bu varcıları tecrübeli seçin. Allah çünkü Allah. Bu hakemler çok korkuyor.